Hanımlar, küçük beyler, dersime hoş geldiniz. İyi hoca ben. Kıymetli öğrencilerim, 6. sınıf konu anlatım videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız 6. sınıfla ilgili ek ve kök bilgisiyle alakalı güzel bir konu anlatımı yapmıştık. Bu videoda ise bir etkinlikle konuyu pekiştireceğiz. Bu videodan sonra bu konunun bir de soru çözümü gelecek ve tamamen bu konuyu öğrenmiş olacağız. Bu etkinliğin pdf'i yine bu videonun açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde yer almaktadır. Oradan indirip pdf'ini de kullanabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Aşağıdaki kelimelerin köklerini bularak karşılarına kök bölümünü türünü belirterek yazınız. Biz fiil kökleri çizgiyle belirtiyorduk değil mi? Fiil kökse eğer sonuna çizgi koyuyorduk. İsim kökse çizgi koymuyorduk. Bu şekilde belirtelim. Şimdi giriş kelimesinin kökü girmek fiilidir. Hemen çizgi koyalım. Odunluk kelimesinin kökü eski bir köktür. Unutmayın sevgili öğrencilerim. Ot ismidir. Övgü kelimesinin kökü övmek fiilidir. Kalemlik kelimesinin kökü kalem ismidir. Havasız kelimesinin kökü hava ismidir. Sulu kelimesinin kökü su ismidir. Solgun kelimesinin kökü solmak fiilidir. Sevgi kelimesinin kökü sevmek fiilidir. Kaçak kelimesi kaçmak fiilinden gelir. Kaçmak. Kumsal kelimesi kum isminden gelir. Yoksul kelimesi yok isminden gelir. Aşçı kelimesi aş isminden gelir. Aş yemek anlamında. Sözcük kelimesinin kökü söz ismidir. Tarak kelimesinin kökü taramak fiilidir. Unutmayalım. Devam edelim. Çaycı kelimesinin kökü çay ismidir. Öğrenci kelimesinin kökü öğrenmek fiilidir. Yapılardan kelimesinin kökü yapmak fiilidir. Tuzluk kelimesinin kökü tuz ismidir. Saygısız kelimesinin kökü saymak fiilidir. Büyüklerimi sayarım, küçüklerimi severim. Bilinç kelimesinin kökü bilmek fiilidir. Durakta kelimesinin kökü durmak fiilidir. Özetler kelimesinin kökü öz ismidir. Övgüye kelimesinin kökü övmek fiilidir. Soru kelimesinin kökü sormak fiilidir. Yolcu kelimesinin kökü yol ismidir. Sayı kelimesinin kökü saymak fiilidir. Bahçesiz kelimesinin kökü bahçe ismidir Atlar bunu hayvan olan atlar olarak düşünelim Bu çocuk bu merdivenden atlar değil de atlar birden fazla at anlamında Dolayısıyla kökü at ismidir Korkuluk kelimesinin kökü korkmak fiilidir zamansız kelimesinin kökü zaman ismidir masalcı kelimesinin kökü masal ismidir unutmayalım Evet aşağıdaki kelimelerden <laughs> özür dilerim. Sadece kök halinde olan sözcükleri işaretleyiniz. Yani hiçbir ek almamış olanları işaretleyiniz diyor. Siz tabi ekranı durdurup bir yapacaksınız. Sonra da benim yaptıklarımı bir kontrol edin bakalım. Şimdi mercek kelimesinde ek yok. Evli kelimesinde ek var. Gezi gezmekten gelir ek var. Buzlu ek var. Balta kelimesinde ek yok. Yazar yazmak evet burada ek var. Kağıt ek yok. Yarasa ek yok. Boya ek yok. Tava ek yok. Taşlı bunda ek var. Akıl ek yok. Eleştiri elemek eleştirmek değil mi? Burada ek var. Okur okumak ek var. Sayfa ek yok. Çuval ek yok. Kazak ek yok. Kanama kan kan değil mi? Bunda ek var. Canlı derken ek var. Ağaçlar derken ek var. Kıyı bunda ek yok. Arabam derken burada ek var. Akasya burada ek yok. Beleşçi ek var cüzdan burada ek yok. Kaçmak burada ek var. Kurşun burada herhangi bir ek kullanılmamış. Aşağıda verilen kökleri ilgili bölüme yazınız diyor. Sesteş kökteş. Sesteş yazılışları aynı anlamları farklı olan. Kökteş ise yine yazılışları aynı anlamları farklı ama aralarında anlam ilgisi bulunan hani hem isim hem fiil olabiliyordu ve o isimle fiil arasında anlam ilgisi kurabiliyorduk ya onlara da kökteş ortak kök diyorduk. Hadi bakalım şimdi yaz kelimesi bir yaz mevsim var bir de bir şeyleri yazmak var. Yaz ismiyle yazmak fiili arasında anlam bakımından bir alaka olmadığı için o sesteş bir köktür bunu buraya yazalım. Kır kırmak kır arada anlam ilgisi var mı kır kırmak yok dolayısıyla bu sesteştir buraya yazalım. Sıva bir de sıvamak. Sıva, sıvamak. Ha, bunlar birbiriyle birazcık alakalı. Biraz birbirini ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu kökteş köktür. Barış, barışmak. Barış, barışmak. Bunlar birbiriyle alakalı birazcık. Dolayısıyla kökteş bir köktür. Yama, bez parçası. Yamamak, o bez parçasını dikmek. Yama, yamamak birbiriyle alakalı. Dolayısıyla kökteş bir köktür. Çay, bir içtiğimiz çay var. Bir de yüzdüğümüz çay var. Bunların birbiriyle alakası var mı? Yok. Dolayısıyla o sesteş bir köktür. Onu buraya yazalım. At hayvan olan at bir de bir şeylere atmak var. Arada anlam bakımından bir ilgi yok. Dolayısıyla onu buraya yazalım. Al kırmızı. Bir de bir şeyi almak arada anlam ilgisi yok. Buraya yazalım. Damla isim. Bir de damlamak suyun damlaması fiil. Damla, damlamak arada anlam ilgisi var. birbiriyle alakalı. Dolayısıyla onu kökteşe yazalım. Tat isim. Bir de yemekten tatmak vardır değil mi? Tat tatmak arada ilgi var. Dolayısıyla bunu kökleşe yazalım. 100, Yüz. Bir de Doksan. Yüz. 100, 110 değil mi? Arada anlam ilgisi yok. Dolayısıyla onu sesleş bölümüne yazalım. Bin, binmek. Arada ilgi yok. Onu buraya yazalım. Savaş. Bir de savaşmak var. Savaşla savaşmak arasında anlam bakımından bir yakınlık var. Onu kökleş kısmına yazalım. Güven. Bir de güvenmek var. Güven, güvenmek. Bunlar birbiriyle alakalı. Dolayısıyla onu buraya yazalım. Yat. Bir yatmak var. Bir de yat. Geminin küçüğü. Arada anlam ilgisi yok. Dolayısıyla bunu da buraya yazalım. Tamam. Devam edelim. Aşağıdaki kelimelere uygun ekler getirerek yeni bir anlama gelen türemiş kelimeler oluşturunuz. Siz videoyu durdurun, yapın. Sonra benim yaptıklarımla karşılaştırın. Kitap. Yeni bir kelime oluşturuyorum. Kitaplık. Yaş yaşlı. Komşu, komşuluk, komşuluk ilişkileri deriz mesela. Komşuluk. Simit, simitçi. Yeni bir kelime oluşturdum. Ev, evli. Yeni bir kelime oluşturdum. Evsiz mesela. Sen de bunu bulmuşsundur. Vatan, vatansız. Yeni bir kelime oluşturdum. Su, suluk. Mesela yeni bir kelime. Silmek, silgi. Ağaç, ağaçlık değil mi? Yeni bir kelime oluşturdum. Saymak saygı. Tanımak tanışmak mesela. Kırmak kırgın. Örneğin ona çok kırgınım mesela. Pazar pazar pazarcı diyelim mesela yeni bir kelime oluşsun. Pazarcı. Çamur çamurlu diyelim mesela yeni bir kelime meydana gelsin. Devam edelim. Yaz yazlık örneğin. Yalın yalınız yalnız ha yeni bir kelime oluştururken ünlü kaybı olabilir. Yanılmak yanlış mesela. Yanılış yanlış ünlü düşmesi oldu. Kıvırmak kıvrım yeni bir kelime oluştururken ünlü düşmesi oldu. Kavuşmak kavşak bak yeni bir kelime oluştururken ünlü düşmesi oldu. Çevirmek çevre yeni bir kelime oluşturuyorum. Ünlü düşmesi oldu. Atmak adım mesela. Ünsüz yumuşaması oldu. Kalkmak kaldırmak ünsüz düşmesi oldu iki ikişer. Güzel, güzellik. Sus, suskun. Sus, kun. Gün, güncel. Gezmek, gezgin. Yormak, yorgun. Bilmek, bilgi. Akşam, akşamcı. Evet dikkat edin yeni kelimeler oluşturduk. Bu yeni kelimeleri oluşturan da yapım eki oldu. Aşağıdaki cümlelerde anlamı değişmiş yani yapım eki almış olan kelimeleri bularak altını çiziniz. Siz hemen kendiniz buluyorsunuz sonra benimkilerle karşılaştırıyorsunuz. Yapım eki almış olan kelimeler. Şimdi bakıyorum annemle öğleden sonra çantacıya gittik. Burada yapım eki almış olan tek sözcük çantacı derken şurada. Diğerlerinde herhangi bir yapım eki yok. Bu yıl güneşli bir yaz olacak derken güneşli derken şurada bir yapım eki almış kelime var. Sessiz olun diye bizi uyardı. Ses sessiz şurada yapım eki almış bir sözcük var. Diye kelimesi bunu 8. sınıfta öğreneceksiniz. Bu bir eylemsidir ve eylemsi ekleri yapım ekidir. Unutmayalım. Görevli kelimesi ta görmekten gelir. Şu işi gör deriz mesela. Görev, görevli yapım ekleri almış. Gelen sözcüğü eylemsidir. 8. sınıfta göreceksiniz. O da türemiştir. Misafir kafirlere kapıyı açtı. kapı kelimesi kaptan gelir kap bir şeyin kapı anlamında Evet şurada bir yapım iki var alalım kırtasiyeci derken şurada bir yapım iki var eşyaları bir poşete koydu derken Bunlar da herhangi bir yapım iki yok Adam kömürlükte bir şeyler arıyordu adam evet kömür lük derken şurada yapım iki var. Diğerlerinde bakıyorum yok. Balık adamlar önce suyun derinliğini ölçtüler. Bakıyorum şimdi ön önce şurada yapım eki almış bir sözcük var. Derin derinlik derken şurada var. Ölçtüler yok. Gün ortasında sıcaklık en yüksek seviyedeydi dediğimizde. Gün ortasında sıcaklık derken şurada yapım eki var. Yüksek seviyedeydi falan. Şimdi şu sıcaklık kelimesinde de şöyle bir durum var. Kelimenin kökü aslında ısıdır ısıdan ısıcak olmuş. Sonra ısı düşmüş aslında orada bir yapım iki daha var da o kadar derine girmedik. Ayakkabıcı derken şurada bir yapım iki var yeni ürünleri gösterdi. Ha bunun kökü görmektir. Gördürmek olmuş. Biz günümüzde göstermek diyoruz. Dolayısıyla yapım eki var. Güçsüz derken yapım eki var. Kolları ile ağır yükleri taşıdı. Göremedik. Dişçi derken yapım eki var. Çocuğun dişlerini kontrol etti derken yok. Peki aşağıdaki sözcüklerin ekini ve kökünü bulup ekin hangi anlamda kullanıldığını belirtiniz. Şimdi göze kelimesinin kökü göz isim kök. Aldığı ek ea eki taşıdığı anlam göze yönelme, yönelme anlamı taşımış. Görevi de yönelme hali ekidir. Görmüş derken kelimemizin kökü görmek. Görmüş, mışmış mış, zaman anlamı katıyor değil mi? Görmüş geçmişte. Ekin adı nedir? Görülen, geçmiş, öğrenilen geçmiş zaman eki. Kolum derken kelimenin kökü kol. Kolum, evet. Anlam sahiplenme, ayetlik değil mi? Ekin adı nedir? Benim kolum, iyelik ekidir. Çiçekler derken kelimenin kökü çiçek. Çiçekler, lerler ekini almış. Kattığı anlam çoğulluk. Çoğul anlam katmış. Ekin adı çoğul ekidir. Okuldan derken kelimenin kökü okul. Okuldan, dandan ayrılma anlamı katmış. Okuldan geldim. Mesela ayrılma anlamı katıyor. Ekin adı da ayrılma hali ekidir. Barıştık derken dikkat edin dostlar. Barıştık, barış kelimenin kökü. Barıştı, barıştık, barıştı zaman anlamı katıyor. Barıştık, biz barıştık şahıs anlamı katıyor. Eklerin adı ne? Geçmiş zaman eki ve şahıs eki olarak, kişi eki olarak adlandırılabilir. Aşağıdaki sözcüklerin aldığı ekleri inceleyerek bu eklerin sözcüklere kazandırdığı anlamları düşünerek yapım eki mi, çekim eki mi olduğunu belirtiniz. Haydi siz benden önce yapın sonra benim yaptıklarımla karşılaştırın. Çiçeğim, şimdi kelimenin kökü çiçek çiçeğim, ım eki almış. Çiçek çiçeğim. Ha burada yeni bir kelime oluşmuyor. Bu çekim ekidir. Bakım kelimesinin kökü bakmak. Bakmaktan bakım yeni bir kelime oluştu. Fiilden isim yapan yapım ekidir. Aklım derken kelimenin kökü akıl. Akıllım, aklım ünlü düşmesi olmuş orada aynı zamanda. Benim aklım değil mi? Bu bir çekim ekidir. Öğretmen kelimenin kökü öğretmek öğretmek. Sonra men ekini almış. Öğret öğretmen yeni bir kelime oluşmuş yapım eki. Süpürge kelimenin kökü süpürmek. Süpürge değil mi? Ek almış süpürge yeni bir kelime oluşmuş yapım eki. Davulcu kelimesinin kökü davul. Davulcu ha, yeni bir kelime oluşuyor yapım eki. Kitaplık kelimenin kökü kitap. Kitaplık derken evet yeni bir kelime oluştu yine. Dolayısıyla buna da yapım eki diyeceğiz. Peki aşağıdaki sözcüklerin köklerini bulup aldığı ekle isim mi yoksa fiil mi türettiğini yazınız. Bakalım şimdi. Ormancı kelimesinin kökü tabi siz durdurup videoyu bir yapıyorsunuz sonra beni izliyorsunuz. Ormancı kelimesinin kökü orman. Aldığı ek cıcı eki. Türettiği kelime orman ormancı. İsim türetmiş değil mi? Evet. Helalleşmek. Evet kelimenin kökü helal. helal leş Helal isim helalleşmek fiil fiil türetmiş. Çünkü son haline bakıyorsun kelimenin. Kapan kelimesinin kökü kapmak. Kapan diye yeni bir kelime oluşturduk. Kapmak fiil, kapan isim. Hah, isim oluşturmuş. Soğuk kelimesinin kökü soğumak. Soğumak. Soğuk diye isim türetmiş. Öl ördürmek kelimesinin kökü örmek, ördürmek, değil mi? Ördürmek fiil türetmiş son haline bakıyoruz sevgili öğrencilerim unutmayalım. Bilim kelimesinin kökü bilmek. Bilim bu eki almış. Güzel. Bilmek bilim isim türetmiş. Tamam. Zamansız kelimesinin kökü zaman. Zamansız sızsız ekini almış. Zaman zamansız. Ah burada isim türetmiş. Yazgı kelimesinin kökü yazmak. Yazgı Evet, yazmak fiil yazgı isim, ha isim türetmiştir diyeceğiz. Yani kelimelerin son haline bakarak ne türettiğini bulmaya çalıştık. Evet, aşağıdaki sözcükleri uygun şekilde eşleştirerek birleşik sözcükler oluşturunuz diyor. Soldaki kelimelerle sağdaki kelimeleri birleştireceğiz. Şimdi ayak kelimesini ne ile birleştirebiliriz? Ayak, ayak. Bakıyorum, ayak kabı, değil mi? Ayak kabı. Güzel. Yeni bir kelime oluşturduk. Zaten birleşik kelimenin mantığı budur. İki kelimeyi birleştirip yeni bir kelime meydana getirmek. Çek, çek, bakıyorum, çek, yat değil mi? Şunla birleşir, güzel bir kelime oluşur. Buz, 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 bakıyorum, buz, dolabı değil mi? Buz, dolabı, güzel bir kelime oluşur. Çanak, 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 bakıyorum, çanak, kale. Çanak, kale, evet bir şehir adı oluşur. Arz, arz, arz etmek. Arz ettik değil mi? Arz ederiz. Tamam. Demir. Demir altı. Demir yolu deriz mesela. Tamam. Miras, miras, miras. Bakıyorum miras yedi. Miras yedi kişiler vardır değil mi? Şunla eşleşir yeni bir kelime oluşur. Yanar, yanar, dağ deriz mesela. Aha, burada dağ varmış bak. Hemen birleştirelim. Uyur gezerler vardır. Uyur gezer, uyur gezer. Var mı gezer kelimesi? Bakıyorum buyur geze. şuradaymış. 9'u şuraya yazalım. Uçak. Uçak savarlar vardır mesela. Uçak savar. Uçakları düşüren silahlar. Uçak savar. Ak. 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 Ak su olmaz. Ak parmak olmaz. Ak. Ak boğaz olmaz. Ak. Akla neyi birleştirebiliriz? Ak su. Iı, e, ak sever. Ak ağzı. Ak parmağı. Ak kır. Ak takım. Ak boğaz. Ak ertesi. Allah Allah. Akarsu, o ak değil de akar, akarsu diye birleştirebiliriz. Dolayısıyla akarsu diyelim şöyle olsun. Vatan sever diyelim mesela. Yeni bir kelime oluşsun. Sivri sinek diyelim mesela. Değil mi? Şuraya 13 yazarsak yeni bir kelime oluşur. Boz, boz, kır, boz, kır. Evet 14'ü buraya yazalım. Arslan ağzı diyelim. Değil mi? Aslan ağzı bir renk adıdır. Ağız evet şurada değil mi? Evet şuraya yazalım. Ha akar buradaymış. Ak da oradaymış. Allah Allah. Akar su. Su şurada. Akla neyi birleştirebiliriz ya? Ak. Ak yedi. Ak 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 ak. Ak takım. Ak parmağı. Neyse o ak bir dursun ona. En son bir daha bir bakalım. Akar su var çünkü su şurada. 16 ile bunu yaparız. Cuma ertesi mesela. Şöyle güzel. Boş, boş, boğaz. Değil mi? Şöyle. Bir takım bir takım. Şöyle vezir parmağı şöyle. Akla neyi birleştireceğiz ya? Ak dışarıda kaldı. Şöyle bir bakalım. Ak yolu, ak su, ak sever, ak, ağızı, ak parmağı, ak hiçbir Hiçbiriyle olmuyor. O boşta kaldı. Ak kapı, ak dolabı, ak kale, ak dağ. ak Evet boşta şurada bakın evet. Akdeniz deniz. ha Şurayla birleştirdiğimiz zaman o da olmuş olur. Peki devam edelim. Aşağıdaki sözcükleri yapılarına göre gruplandırınız diyor. Yapı basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Yapım eki almamışsa basit, yapım eki almışsa türemiş, iki kelime ile oluşmuşsa birleşik diyoruz. Şimdi Atatürk dediğimiz zaman Atatürk burada iki kelime var bu birleşiktir. Tamam. Arapça şurada yapım eki var türemiş. Kumaşta herhangi bir yapım eki yok basit perdeyi derken herhangi bir yapım eki yok. Basit. Sayfa da derken basit. Gök yüzü burada iki kelime var. Dolayısıyla bu birleşik. Dostlarımızdan herhangi bir yapım eki göremedik. Basit. İpucu, ip ve uç burada iki kelime var. Dolayısıyla birleşik. Ata sözü, ata söz. Evet birleşik. Yapım derken yapmaktan yapı. Şurada bir yapım eki var. Dolayısıyla türemiş yapmaktan yapı. Sonra da yapım çekim eki almış. Devam ediyoruz. Müzik basit yapılı. Soy adı değil mi? İki kelime var. Birleşik. Ondan o ondan. Evet bu basit yapılı. Seviyormuş basit yapılı. Gitmişti basit yapılı. Bekleyecek. Bekten beklemek. Bekten bekçi. Bakın eski bir köktür bu. Dolayısıyla türemiş. Sınavdan sınamaktan sınav. Evet bu türemiş. Kararmıştı. Karadan kararmak. Türemiş. Yazgısıydı. Yazmaktan yazgı. Türemiş. bilgisayar Bilgi sayar. Burada iki tane kelime var. Birleşik. Masadan derken evet bu basit yapılı olacaktır. Peki. Aşağıdaki kelimelerin aldığı ekin çeşidi ve adını yazınız. Çeşidi derken türü derken yapım eki mi, Çekim eki mi? Ekin özel olarak bir de adını istiyor bizden. Tamam. Siz durdurun. Yapın. Sonra beni bir izleyin. Ağaçlar kelimesinde lerler eki gelmiş. Lerler eki bir çekim ekidir ve ekin adı çoğul ekidir. Gezi, gezmekten gezi. I, i, eki, yapım ekidir. Fiilden isim türeten bir yapım ekidir. Evet. Arabayı, araba, arabayı derken ı ekini almış. Ekin türü çekim ekidir. Neyi, arabayı belirtiyoruz. Dolayısıyla bu belirtme hali ekidir. Gözet, gözden gözet. Evet, gözden gözet. Yeni bir kelime oluşmuş. Yapım eki. Nasıl oluşmuş? Göz, isim, gözetmek, fiil. O zaman bu isimden fiil yapan yapım ekidir. Kitap, kitap ba, e a ekini almış bir çekim ekidir ve ekin adı yönelme hali ekidir. Yönelme eki, kitaba diye yöneliyoruz. Bilmek, bildirmek, dırdır eki var burada. Güzel, bilmek, bildirmek. Ha, yeni bir kelime oluşuyor. Yapım eki, bilmek, bildirmek. Ha, bu fiilden fiil yapan yapım ekidir. Evde, D daha ekini almış değil mi? Ekin türü ev evde çekim eki. Peki adı nedir? Evde bulunuyoruz değil mi? Bulunma hali ekidir. Bulunma. Simitçi derken cıcı eki cı almış burada. Güzel. Simit simitçi yeni bir kelime oluşmuş. Yapım eki. Peki nasıl bir yapım eki? Simit isim simitçi isim. Demek ki bu isimden isim yapan yapım eki. Yoldan derken dendan eki var burada yeni bir kelime oluşmuyor. Çekim eki yoldan ayrılma hali ekidir. Çıkma hali eki ayrılma hali eki. Masam derken burada bir m eki var. Masa masam yeni bir kelime oluşmadı. Çekim eki benim masam evet bu ekin adı iyilik ekidir. Peki devam edelim. Yazısı şimdi yazı yazmaktan yazı yazı sı diye bir ek daha almış. Şimdi birinci ekin türü yazmaktan yazı. Yapım eki yazısı derken çekim eki. Yapım ekinin adı yazmaktan yazı fiiller isim yapan yapım eki. Yazısı onun yazısı evet bu nedir? İyilik ekidir. Özellikle onu yazalım buraya. Kapının kolu. Şu birinci sözcüğe bakacağız. Kapının kolu. Bakın burada bir tamlama var. Kapının derken şuradaki nın ekini soruyor bize. Evet onu bir yazalım şuraya. Kapı kapının yeni bir kelime oluşmadı. Çekim eki. Peki ekin adı nedir? Kapının derken evet bu ilgi hali ekidir. Yani tamlayan ekidir. Güzel. Benimki derken şurada bir ım im, im eki vardı. Ben şu ki'yi soruyorum özellikle. Ki eki. Bu ekin türü çekim ekidir dostlar. Çekim eki. Benim benimki. Ne işe yarıyor? Benim evim demezsin de benimki dersin. Ha Bu ilgi zamiridir. İlgi zamiri. Ek olan bir zamirdir bu. E, bu sene 6. sınıfta da gördüm, göreceksiniz bu konuyu. Biliyor sözcüğüne baktığımızda yor iki almış. Bir çekim ekidir. Bilmek biliyor. Ekin adı nedir? Şimdiki zaman ekidir değil mi? Şimdiki zaman ek. Gitsen kelimesine baktığımızda gitse, gitsen. Burada iki tane ek var. İkisi de çekim eki. Peki bu eklerin adı ne? Ssa şart eki. Ne de sen gitsen şahıs ekidir. Kişi ekidir. Olmadı kelimesinde olmadı bir mema bir de ddi var. Bunların ikisi de çekim ekidir. Olma oldu deseydi olumlu olmadı olumsuz. E demek ki bu olumsuzluk eki şu da geçmiş zaman ekidir unutmayalım. Sıcak tı derken şurada bir diye eki var bir de gizli bir ek var. Sıcak idi bunların ikisi de çekim ekidir. Sıcak idi derken şuradaki i isimleri yüklem yapan ek eylemdir. Şu da değil. geçmiş zaman ekidir. Unutmayalım. Tuz, luk derken lıklık lık ekini almış. Bir yapım ekidir. Peki nasıl bir yapım eki? Tuz, tuzluk. isimden isim türeten yapım eki. Doğru mu? Akıtmak, akmak, akıtmak. Ha, yapım ekidir. Peki nasıl bir yapım eki? Akmak, akıtmak. Fiilden fiil yapan yapım ekidir. Bilgi, bilgi, bilmek, bilgi. Yapım ekidir. Güzel. Bilgi, fiilden isim yapmış. Evet fiilden isim yapan yapım eki. Başla. Başla. la ikini almış. Yapım ekidir. Güzel. Baş başla isimden fiil yapan yapım ekidir diyeceğiz. Peki aşağıdaki kelimelerde yer alan kelimeleri uygun bölüme yazınız demiş. Basit mi türemiş mi birleşik mi buna bakacağız. Şimdi kahramanın yüreğinde korkuya yer yoktur. Kahraman kahramanın herhangi bir yapım eki yok. Dolayısıyla onu buraya yazalım. Kahraman yüreğinde yüreğinde Yapım eki yok yüreğinde. Onu da buraya yazalım. Yüreğinde. Korkuya korkmaktan korku. Şurada bir yapım eki var. Korkuya türemiş. Sonra çekim eki almış ama orası bizim için önemli değil. Yer kök durumunda basit. Yok tur derken aldığı ek çekim eki. Dolayısıyla basit. Tamam bunu bitirmiş olduk. Devam edelim. Yayın evlerinden yayın evi burada iki kelime var. Yayın evi birleşik çıkan çıkan türemiştir. Bir eylemsidir. 8. sınıfta göreceksiniz bunları. Haftalık derken lık orada bir yapım eki var. Haftalık. Dergiler dermekten gelir unutmayın sevgili öğrencilerim. Dermekten dergi türemiş. Bizde basit. Bizde basit. Pek kök durumunda basit. Tanınmıyor. Tanımak, tanınmak. Şurada bir yapım eki var. Tanınmak, tanınmıyor. Onu da buraya yazalım. Yani türemiş yapılı bir kelimedir diyeceğiz. Evet sevgili öğrencilerim teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel liseler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.